If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something. Herkese selam, ben Feyza, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Polonya'nın Gdansk şehrindeyim ve Gdansk vlogu geliyor. Öncelikle belirtmek isterim ki bugünkü vlogumda tek başımayım ve bu beni üzer arkadaşlar. Hosteli ve odayı göstereceğim ama şu an odam çok dağınık. Onun için üzgünüm. Yapabileceğim bir şey yok şu an için. Şöyle minik odalı bir yer. Evet, biraz dağınık. Yatak değil, şöyle çekyat veriyorlar. Açabiliyorsunuz, o şekilde yatabiliyorsunuz. Kıyafetlerim falan var üstünde. O yüzden o kısmı çok göstermeyeyim. Şöyle dolabı falan var. Bu şekilde tek kişilik bir odaya ben 2 gece için 600 TL ödedim. Yani şu an için fiyatı gayet uygun bence. Zaten tek başınıza kalıyorsunuz falan. Onun haricinde diğer şeyler ortak. Mesela mutfak, tuvalet, banyo falan ortak. Ama aşırı temiz ve güvenilir. Kapı kilitleri falan vesaire her şey okey. Yani bildiğiniz hostel ama fiyatı gayet uygun. Açıklamalar kısmına yine bırakıyorum. O zaman Gdansk vlog'una başlıyoruz. Evet, hostelden çıktım ve şu an ilk işim kahvaltı yapmak olacak. Saat 1'e geliyor ama ben anca hazırlanıp çıkabildim ve karnım çok aç, henüz hiçbir şey yemedim. O yüzden Polonya'da ünlü Żabka diye marketler var. İşte oradan kruvasan, kahve ya da herhangi küçük böyle atıştırmalık tarzı şeyler alabiliyorsunuz. Böyle ayaküstü bir kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Daha sonra Gdansk'ta ünlü böyle uzun pazar olarak geçen bir yer var. Bir nevi eski kasaba tarzı bir yer orası. İşte oraya gideceğim. Oradan gezmeye başlayacağım zaten. İnşallah güzel bir Gdansk turu bizi bekliyor. Açıkçası tek başıma olmak bu arada beni biraz geriyor. Çünkü benim yani yaklaşık bir yıldır baş ettiğim bir anksiyetem var. Ama hani bu anksiyete hani böyle en ufacık bir streste kaygılı, ay anksiyetem var, anksiyetelendim. Hani o tarz bir anksiyete değil. O yüzden tek başıma geziler açıkçası benim için gerçekten psikolojik olarak oldukça büyük şeyler aslında. Yani büyük bir adım olmuş olacak şu son 1-1,5 senede özellikle. Umarım güzel şeyler olur, gayet güzel geçer. Yani ben güzel geçeceğini düşünüyorum. Bakalım, izleyip göreceğiz. Kaldığım hostelin orada şöyle bir kilise var. Turuncumsu rengi. Çok güzelmiş, onu da göstereyim dedim. Hazır yolda giderken. Gdansk yani genel olarak yeşil bir şehir. Yani şu anlık bence. Bu arada ben daha önce Gdansk'a geldim ama pek gezmeye fırsatım olmamıştı. O yüzden bugün dolu dolu gezeceğimi düşünüyorum. Ve dediğim o markete geldim. Şöyle bir soğuk kahve alacağım. İsterseniz orada makineler var, sıcakta alabiliyorsunuz ama açıkçası ben şu an soğuk istiyorum. O yüzden şöyle 8,5 zlotiye bir kahve alacağım. Burada böyle ton balıklı yumurtalı, mısırlı falan bir sandviç var. Onu alacağım. 9 zloti. Euro diyesim geliyor. Euro 2'sinden geldim ya. Bir de meyve suyu alacağım yanına şunlardan. Şundan alayım. Evet, aldıklarım 12 zloti tuttu. O da bir 45 lira falan yapıyor Türk parasıyla. Şu anda bir yer bulup oturup bunları yemem lazım. Şöyle park gibi bir yer var ileride. Orada yiyeyim. Ondan sonra hemen şeye geçeceğim. Gezeceğim. Yerlere geçeceğim. Bu arada ben bunu önceden de Polonya'da bulunduğum sürece tüketiyordum. O yüzden tekrar bir tadına bakma şeyi duymadım ama hani yumurtalı olması kesinlikle kötü değil arkadaşlar. Ay, içinde yumurta var ne kötü diye düşünmeyin. Ben de ilk aldığım zamanlar ya ben bunu yiyebilecek miyim diye düşünüyordum ama hiç rahatsız etmiyor. Gerçekten çok güzel bir tadı var bence. Burada bildiğimiz karışık meyve suyu. O yüzden tatlarına bakma gereği duymadım. Evet, şu anda indim ve uzun pazarın oraya doğru yürüyorum. Şu karşıdan doğru yürüyeceğim. Zaten bir 5 dakikalık falan yolum var. Uzun pazar bölgesi buradan itibaren şöyle ve sağ taraf olmakla beraber başlıyor. Polonya'da şu tarz binalardan çok fazla görebilirsiniz. Şu tarz evlerden falan. Mimarisi bu şekilde olan çok evler var. Ve bence oldukça güzel duruyor. Ben zaten Polonya'yı genel olarak seviyorum yani. Şu kapıdan girdiğiniz gibi uzun pazar bölgesi başlıyor. Ama tadilat var sanırım. Çünkü ben geçen geldiğimde direkt kapının altından geçmiştik biz. Şu an tadilat var. Evet, uzun pazar bölgesi bu şekilde. Burada bir sürü kafeler vesaire var. Turistler de genel olarak çok var. Binalar falan gerçekten güzel duruyor.
Yani Gdansk Polonya'nın güzel bir şehri gerçekten. Eğer özellikle burada Erasmus yapmayı düşünüyorsanız da güzel bir tercih. Çünkü Polonya'nın denize kıyısı olan bir şehri, Baltık Denizi'nin aynı zamanda. Bu bölgede böyle güzel sokaklar var. Yani gayet güzel. Uzun pazar diyorlar ama bence burası eski kasaba tarzı bir yer. Ben böyle yerlere sürekli Old Town diyorum. Bu meydanın orada genel olarak çok güzel sokaklar var. Bu tarz evler var. Birazcık da şeyi hatırlatıyor. Hani Belçika, Brüksel mimarisindeki o evleri falan hatırlatıyor. Mesela bu tarafı da oldukça güzel duruyor. İşte dışarıda bir sürü oturabileceğiniz yerler falan var. Burada böyle çok eskimsi bir sokak vardı. Aslında ben şu an onu arıyorum. Ama ne taraftan gittim, nasıl gitmiştim oralara hiç hatırlamıyorum. O yüzden şöyle bir aralara falan gireceğim ben biraz. O bahsettiğim sokağı bulamadım arkadaşlar. Eminim bu çevrede olduğuna çok eminim ama geziyorum bulamadım ya da tanıyamadım. Bilmiyorum, gördüğüm halde tanıyamamış olabilirim. Çünkü ben geldiğimde korona zamanı olduğu için boştu sokaklar. Şu an bayağı kalabalık. Neyse ben size biraz daha çevreyi falan göstereyim. Sonra bir yere kahve içmeye diye oturacağım. Yani sokaklar genel olarak çok renkli ve güzel bence. Arkadaşlar sanırım buldum. Bu sokaktan gidiyordum. Şuradan giriyordum ve oradaydı diye hatırlıyorum. Umarım doğru hatırlıyorumdur. Evet arkadaşlar, benim aradığım sokak bu sokakmış. Ben öbür tarafından girmişim. Yani şu an doğru tarafındayım. Buranın binaları falan daha eski duruyor. Daha gotik duruyor. Özellikle kışın daha bir gotikti. Öyle söyleyeyim. Bu kısımlar falan gerçekten güzel. Şu ilerideki binaya bakın. Orası yeşillenmiş falan. Benim de şimdi dikkatimi çekti. Orası da çok güzel duruyor. Oraya doğru biraz yaklaşayım. Sonra bir yere kahve içmeye diye oturacağım. Evet, Gdansk'ta bir kafeye oturdum şu an. Şöyle bir yere. Soğuk kahve alacaktım ama soğuk kahve bir çeşitleri vardı. O da çok tatlıydı. Ben de o yüzden limonata aldım. Böyle lime'lı falan ama bayağı şekil getirdiler limonatama. Baksanıza bardak parlıyor falan. Üzerinde meyveler. Bu 22 zloty. 3,5 katı falan desek 70 TL falan. O civarda bir şey yapmış oluyor. Tadına da bakayım. 2 tane pipet koymuşlar. Elit. Güzelmiş. Tadı güzel yani. Beğendim. Şu üstündeki lime'ları yesem ayıp olur mu ya? Neyse yiyeceğim, para verdim. Naneyi bile yerim. Oturduğum yerin önüne böyle bir grup geldi. Ben ne yapıyorum? Bu lime'ı yiyorum. Evet arkadaşlar, ben az önce Rozman'a girdim. Kendime diş macunu falan aldım. Eksiklerim vardı. Şimdi de size bir tane Polonya yemeğini göstereceğim. Pierogi diye burada bir yemek var. Mantıya benziyor. Onun patateslisi gerçekten çok güzel oluyor. Benim önceden de çok yemişliğim var. Ama yine bu video için tekrar yemek istiyorum ki uzun zaman oldu bende. Neredeyse bir sene sonra ilk defa yiyeceğim. Şu an pierogi yemeye gidiyorum. Bu arada bu kız ne kadar çabuk acıkıyor falan demeyin. Çünkü ben limonata falan içerken bayağı oyalandım yani. Aslında 1-2 saat falan rahat geçti. Saat 5'e geliyor zaten şu anda. O yüzden pierogimi de yedikten sonra yavaş yavaş videoyu kapatmayı düşünüyorum. Şu anda pierogi yemeği diye bir tane pierogiciye geldim bu tarz. Şu an menü geldi ve şundan almayı düşünüyorum. Peynirli, soğanlı ve patatesli normal haşlanmış mantı gibi bir yemek gelecek birazdan. Fiyatı da 26.96 zloty. Şöyle ton balıklı bir starter verdiler. Ücretsiz bu arkadaşlar. Pierogi'den önce geliyor. Bir de ben pierogi'nin yanında su söylemiştim şöyle. Yani sağlıklı besleniyoruz falan diyormuşum bu aralar. Hiç de bile ne var. Pierogi'm geldi. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Yanına da soğan veriyorlar. Üstüne dökmeniz için. Bu şekilde servis ediliyor. Şimdi bakalım. Evet, şimdi pierogi'nin tadına bakalım. Ben de burada ilk defa yiyorum. Daha önce hiç Gdansk'ta yemedim. O yüzden. Bir de çok uzun zaman oldu yani. Özlediğim için hemen bakacağım kesip. Şöyle üstünü bir soğanlıyorum. Şöyle
Öyle göstereyim size, bakın. Şu şekilde. İçi dolu. Gerçekten güzel. Bir de bunun yanına normalde ekstra siyah bir tane sos veriyorlar. Ne sos olduğunu bilmiyorum. Buna özel bir sos. Polonya'da yapılıyor bildiğim kadarıyla ama burada yanına o sostan vermediler. Normalde veriliyor yani benim bildiğim. Her neyse ama tadı gerçekten güzeldi. Beğendim yani. Ben şimdi yemeğe devam edeyim. Ondan sonra artık vlogu kapatırım. Evet arkadaşlar, Gdansk vlogu da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.